Günaydın Manisa'nın ikinci bölümünden. Merhaba sevgili izleyenler. Her hafta bizlerle birlikte oluyor. Borsa uzmanı Hüseyin Okumuş son piyasalardaki son durumu değerlendirip öngörülerini bizlerle paylaşıyor. Bugün yine bizlerle birlikte canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Bugün bir taraftan 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşunun evet. 93. yılını kutlamaya dilimiz bile varmıyor. Bir taraftan da Dağlıca'da askerimize yapılan hain saldırıyla 16 şehidimiz var. Bunların iki tanesinin Manisa'dan Turgutlu ve Salihler'in olduğunu öğrenince daha da bir sarsıldık. Daha da içimiz acıdı. Bu şekilde hani morallerimiz bozuk. Bir taraftan Manisa'nın kutlanmasını, kurtuluşunda da geçmişe döndüğümüzde yaşanan savaşlar, bugün yaşanan şehitler hepimizi derinden üzüyor. Sizin de mutlaka söyleyeceğiniz sözler olacak. Buyurun efendim. Öncelikle sevgili Manisalılar iyi günler diliyorum. Gerçekten çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. 16 yerimizi kaybettik. Bu sadece son yaşanan olayda kaybettiğimiz sayı. 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından düğmeye basıldı. Ne hikmetse. Öncelikle tabii ki kor düştüğü yeri yakıyor. Acı çok büyük. Şehit ailelerine önce sabır dilemek lazım. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Çok acı bir tablo. Zaten bugün konuşmamızın büyük bölümünde de bu terör nedeniyle ekonomideki bazı göstergelerin değişmeye başladığını, ekonomik tablonun da teröre bağlı olarak bir takım sıkıntılar meydana geldiğini konuşacağız. Şimdi Jale Hanım, biz 2001 yılından sonra kurulan AKP hükümetlerinden sonra gerçekten tablo ekonomik olarak bayağı değişmeye başlamıştı. Ta ki bu son terör olayları başlayıncaya kadar. 2001 krizini hatırlayalım. Evet. Bir anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla birlikte 700 liradan o zamanki parayla 670-680 liraydı zannediyorum dolar. Ertesi günü 1100 liradan açıldı. 1200 lirayı gördü. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. 94 krizini yaşadık. 98 Asya krizini yaşadık. Rusya krizini yaşadık. Türkiye olarak krizlere alışık, krizlere şerbetli bir milletiz. Acılar da yaşadık. Gerçekten teröre bugüne kadar 40 binin üzerinde belki de şehit verdik. Bunun haricinde tabii ki teröre harcadığımız para. O askerin oraya gitmesi, silah, ondan sonra mermi, top atışları, uçakların kalkması, bunlar hepsi parayla. Tabii ki kolay değil. Ekonomik olarak biz zaten gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bunları karşılamak da gerçekten zorlanıyoruz. Ama her şeyden önemlisi tabii ki giden canlar. Bizi en çok derinden yaralayan giden canlar. O ailelere Allah'tan sabırlar, sabır diliyoruz. Evet. Şimdi, dileriz ki bunların bu son olur. İnşallah. Böyle acı haberleri bir daha almayız. Yalnız şunu çok affedersiniz, sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Toplumda şu son olaydan sonra duyarlılık bir kat daha arttı. Evet. Dikkat ederseniz bazı şehirlerde artık halk isyan noktasına geldi. Toplu gösteriler yapılmaya başlandı. Tabii burada biz halkı sağduyuya çağırmamız lazım. Taşkınlık yapılmaması lazım. Mutlaka ve mutlaka bu terör belasından da bir gün biz de kurtulacağız. Ama tabii ki bu süreçte yaşananlar gerçekten can sıkmaya başladı. O yüzden biraz karamsar olmamak gerekir. Mutlaka bir çıkış yolu bulunacaktır. Biz halkımızı sağduyuya davet etmekten başka bir yapacağımız bir şey yok. Evet. Evet tabii bu yaşanan olumsuzluklar piyasaları da etkiliyor mutlaka, diyebiliriz. Mutlaka. Böyle bir değerlendirme yaptığımızda şu an piyasalar ne durumda? Olasılıklar, öngörüleriniz nelerdir, neler söyleyeceksiniz? Sadece bu Dağlıca baskınının meydana gelmesiyle dolarda bir 4 kuruşluk, 5 kuruşluk zıplama oldu. 2.98, 2.99 veya 3 civarında bıraktık
Cuma günü. Sabah, pazartesi sabahı geldiğimizde 3.04.75'i gördük. Yani 3.05'lere kadar yaklaştı. 3.05'lere kadar yaklaştı. Ama geldiğimiz noktada bugün itibariyle 3.01'in de altına geldi dolar. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye olarak gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. 7 Haziran seçimleri bize net bir tablo göstermedi. Yani dilerdik ki bir hükümetin kurulmuş olması, koalisyon hükümeti veya tek başına bir iktidarın gelmiş olması, kurulmuş olması bunlarla ilgili, yani terörle mücadeleyle ilgili, ekonomiyle mücadeleyle ilgili elimiz daha güçlü olurdu. Fakat şu an bir geçici hükümet var. Geçici hükümetin de yapacakları belli. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde 1 Kasım'daki seçime götürmek amacıyla bir hükümet kuruldu. Tabii ki bu hükümetin icraat hükümeti olduğunu söylemek abeste iştigal. Tamam, onlar her ne kadar yani başbakan da icraat hükümeti yiz dese de zor. Böyle gerçekten şey zor. Yani 1 Haziran, işte 1 Kasım seçimlerine kadar sadece güvenlik önlemlerinin arttırılması ve 1 Kasım'a sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Türkiye'nin bütün illerinde, kasabalarında, köylerinde seçim sandıklarının kurulması ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması. Şimdi içinde bulunduğumuz tabloda şöyle hesap etmek lazım. Büyük resme baktığımızda biz neyi fiyatlamadık? Yani fiyatlayamayan ne kaldı? Şimdi FED diyoruz. Aylardır FED'i konuşuyoruz. Ki 16 Eylül'de artık FED kararını verecek. Yani ya faizleri artıracak ya da arkadaş ben faizleri arttırmaktan vazgeçtim. Uzun bir süre, bir yıl faizleri arttırmayacağım diyecek ki bunu yapması mümkün değil. Çünkü Amerika'daki gelen veriler artık faiz artışına işaret ediyor. Önümüzdeki geçen Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi tam bu yönde geldi. Ve FED üyelerine yapılan açıklamalarda artık faiz artışına hazırız şeklindeki açıklamalar bunlar. O belirsizlik ortadan kalkıyor. Biz bunu aylardır fiyatladık. Bu fiyatların içerisine girdi. Yani borsa bunu fiyatladı. Döviz cephesi bunu fiyatladı. Faiz cephesi bunu fiyatladı. Yani bütün küresel piyasalarla olduğu gibi Türkiye'de FED belirsizliğini fiyatladı. Şimdi FED faiz arttırdıktan sonra ne olur? FED faiz arttırdıktan sonra dolarda bir miktar yukarıya hareket olur. Ama daha sonra FED'in yapacağı açıklamalar. Çünkü bu faiz artışı arka arkaya gelmeyecek. FED faizi arttıracak. 10 bas puan veya 25 bas puanlık. Ben 25 bas puan beklemiyorum. 10 veya 15 bas puan bir faiz artışı yapacak. Sonra diyecek ki arkadaş ben uzun bir süre tekrar Çin'deki gelişmeleri takip edeceğim. Evet. Avrupa'daki gelişmeleri takip edeceğim. Gelişmekte olan ülkelerdeki gelişmeleri takip edeceğim. Ve küresel piyasadaki gelişmeleri takip edeceğim deyip bir kenara çekilecek. Bu belirsizliği ortadan kaldıracak en önemli etkenlerden bir tanesi. Bakın, bu da altını çizmek gerekir. Dolar bu söylemden sonra aşağıya gelebilir. Türkiye'yi ayrı tutuyorum. Yani 16 Eylül'den sonra. Türkiye'yi ayrı tutuyorum. Türkiye'deki bu terör olaylarından dolayı. Eğer devam edecek olursa biz dolar aşağı gelmesini belki göremeyiz ama diğer gelişmekte olan piyasalarda ve küresel piyasalarda dolar uluslararası diğer para birimlerine karşı değer kaybetmeye başlar. Ancak biz 1 Kasım seçimlerinden sonra istikrarlı bir hükümet çıkarsa ki her halükarda hükümet kurulacak artık. Koalisyon hükümeti veyahut da tek başına iktidar hükümeti mutlaka kurulacak. O aşamadan sonra bizde de dolar hızlı bir şekilde geriye gelebilir. Bunu antiparantez bir parantez içerisinde açalım. FED'i fiyatladık. Şimdi son dönemde Çin çıktı. Çin yaklaşık olarak geçtiğimiz yıldan beri zaten Çin'deki yavaşlamanın, Çin'deki bir takım şeylerin yanlış gittiği veyahut da bir arıza olduğu, Çin'de bir arıza olduğu geçtiğimiz yıldan beri belliydi. Çünkü emtia fiyatlarında düşüş, işte bakırda en çok sanayide kullanılan metal bakır. Çinko düştü, bakır düştü, petrol düştü, altın. Ki en büyük rezervi olan Çin'di. Çin'in talebi yüzünden altın fiyatları yükseliyordu. Altın fiyatları düşmeye başladı. Zaten yatırımcı, uluslararası yatırımcı da bir şeylerin farkındaydı yani. Bu Çin kaynaklı olduğu belliydi. %12, %13 büyümelerden %7'lere geldi ki şimdi %7 büyüme de artık olmayacak gibi. %6, 6,5 aralığına çekilecek gibi bir durum var. Bunu da fiyatladık. Bunu da borsaya, faize, dövize bunun içine de koyduk. Ne kaldı? Terör. Terör hadisesi de
Zaten 7 Haziran'dan beri, bugün itibariyle Eylül'ün 8'indeyiz. 2 aydır yaklaşık bunu da fiyatlıyoruz. Bu da fiyatların içerisine girdi. Tek bir şey kaldı, siyasi istikrar. Siyasi istikrarda bir kısımda ancak görebileceğiz. Tabii ki Allah nasip ederse seçimler yapılır. Daha sonra hükümet kurulur. Ve ondan sonra bizim için avantajlı durumlar ortaya çıkacaktır. Biz 1 Kasım'ı beklemek zorundayız. Ama piyasaların genel olarak beklentisi bu 16 Eylül'deki FED toplantısı. Amerika Merkez Bankası, eğer ben arkadaş dediğim gibi ufak çaplı bir faizle yetineceğim, daha sonra gelişmeleri görmek istiyorum. Bu faiz artışının piyasalardaki etkisini görmek istiyorum, ekonomi üzerindeki etkisini görmek istiyorum deyip kenara çekilecek. Bu gerçekten Türkiye'deki terör olaylarını bir kenara bırakıyorum. Piyasalar bundan olumlu etkilenir. Bütün küresel piyasalar bundan etkilenir. Her şeyden evvel bizim reel sektörümüz, sanayicimiz bundan olumlu etkilenir. Tamam, Fed'i kafasından çıkarır. Tamam arkadaş, Fed konusunda rahatladım der. Tamam, mutlaka Çin'deki belirsizlikler devam ediyor ama bunu biz gerçekten Çin'deki belirsizlikleri de fiyatlamaya başladık. Artık Çin, şöyle bir durum var. Dünyadaki en çok rezervde dolaşan para dolar ve euro. Çin bu aşamadan sonra diyor ki artık ben de rezerv para olmak istiyorum diyor. Yani uluslararası yatırımcı benim paramı da rezerv para olarak kullansın. Merkez bankalarında yuan da biriktirsin. Nasıl bizim merkez bankamızda şu an 110 milyar dolar var. Bu Çin'de 2,5 trilyon dolar veyahut da ne bileyim başka ülkelerde hep merkez bankalarında, çünkü küresel piyasalarda en çok rezervde dolaşan para olduğu için. Çin de bunun mücadelesini biliyor. Yani yuan'ın aynı dolar gibi, euro gibi uluslararası alanda rezerv para birimi olması için mücadele veriyor. Yani bu Çin olayını daha çok konuşacağız. Gerçekten bu belki bir yıl daha konuşacağız. Çünkü Çin'deki gelişmeler kapalı bir ekonomi olduğu için hala komünist rejim var. Yani neler oluyor, neler bitiyor, uluslararası piyasalar açıklanmıyor. Mesela biz %6,5, %7 Çin ekonomisi büyüyecek diyoruz ama bazı yorumcular, bazı analistler de diyor ki Çin deflasyona gidiyor. Yani küçülüyor. Büyük bir tehlike yaşıyor diyor. Yani bunu açıklamıyorlar diyor. Böyle şeyler de var, spekülasyonlar da var. Ama tabii ki bu Çin'deki büyüme küresel piyasaları da etkilediği için işte bakır fiyatlarını, ne bileyim petrol fiyatlarını, çinko fiyatlarını etkilediği için oradaki tabii talep doğrultusunda bu emtia fiyatlarındaki gelişmeleri Çin'deki büyümeden, Amerika'daki büyümeden, İngiltere'deki büyümeden, Almanya'daki büyümeden anlamak mümkün. Peki şöyle Çin'de bir küçülme olursa, bahsettiğiniz spekülasyonlar var dediniz. Bir gerçek olursa, küçülme olursa bu piyasaları nasıl etkiler? Bu küresel piyasaları etkiler. Yani sadece bizi değil, gelişmekte olan piyasaları da en büyük ticari partneri Almanya ve Amerika. Onları etkiler. Eğer onları etkilenirse zaten bütün dünya etkilenmiş olacak. Her zaman konuşuyoruz Amerika hapşurduğu zaman biz nezle oluyoruz. Onun gibi Amerika'yı etkiledikten sonra, Almanya'yı etkiledikten sonra bizi de etkiler. Şimdi yatırımcının kafasını karıştırmayalım. Evet. FED'den bahsettik, Çin'den bahsettik. Efendim işte dolardan, borsadan bahsettik. Şu bir gerçek var. Türkiye açısından gerçekten karamsar olmamak gerekir. Jale Hanım, 2001 krizinden sonra 20 bin seviyelerini gördü dolar. Borsa. Borsa. Küresel krizde 20.900 seviyesini gördük. Biz geldiğimiz noktada 2008'den sonra yaklaşık bir 5 yıl içerisinde 93.000 seviyesini gördük. 20.000, 93.000. 1'e 5. Yani 94 krizinde de yaşadık. 7.000 gördük, 21.000'i gördük. Yani 1'e 3 kazandırdık. Karamsar olmaya gerek yok. Gerçekten burada yatırımcımız sakin olsun. Sanayicimiz de sakin olsun. Borsada, dövizde, faizde pozisyon olan yatırımcımız da sakin olsun. Panik yapmaya gerek yok. Şu an endeks 70 bin civarında. 70. Ama 71 bin, geçen 70 bine geldi. 69 bin küsuru gördü hatta. Sonra bir 75 bine kadar bir yukarı hamle yaptık. Bunu daha önce de konuştuk sizinle. Şimdi tekrar 70 bine doğru bir geliş var. Fakat bu sabah itibariyle
O saat 10'da sanayi üretim verileri açıklanacaktı. Tabii ben biz programa girdiğimiz için onu göremedik. Şu an endeksin şu an son durumunu bilmiyorum ama sabah itibariyle %1'e yakın bir yükseliş vardı. Yukarıya yönlü bir atak vardı. 72.500 seviyelerine kadar geldik. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta 70-73.500. Daha önceki aralık 70.000-75.000 aralığıydı. Şimdiki aralığımız 70.000 veya 69.000, 73.500 aralığı. 73.500'ün kırılabilmesi için ortada bir takım veri akışında bir şey olması lazım. Şeffaflık olması lazım ve olumlu verilerin gelmesi lazım. Yani sanayi üretiminin çok iyi olması lazım ki bu aşamada biraz beklenmiyor. Bugün sabah itibariyle Ekonomi Bakanı Cevdet Yılmaz 2015 yılı için büyüme hedefinin %4 olarak hedeflenmişti. %3'ü düşürdü. Yani demek ki sanayide bir daralma var. Bugünkü sanayi üretiminin de çok aham şaham geleceğini yani tahmin etmiyoruz ama inşallah iyi gelir. Beklentiler de yukarıya dönülür, revize edilir. Ama dolarda 3 liranın üzerindeki rakamlar abartılı. Yani bugün Türkiye'deki makro göstergeler 3 lirayı hak ediyor mu? Hayır, hak etmiyor. 3 liranın üzerindeki rakamlar, TL'nin değer kaybetmesi, doların değer kazanması abartılı. Hani bir zamanlar liderlerimiz diyordu, buradan dolar aranın eli yanar gibilerden. 3 liranın üzerinde pozisyon almak için erken. Yani bu 1 Kasım seçimlerini görmek lazım. 1 Kasım seçimlerinden sonra çok olumsuz bir tablo mu çıkacak? Hakikaten hükümetin kurulması zorlaşacak. Aynı bu 7 Haziran seçimlerinin arkasından gelen işte ayak diretmeler, hükümet kurulmayacak gibi hikaye olursa o zaman 3'te sonra 3.20'ler, 3.30'ları falan tekrar görebiliriz yani. Ama şu aşamada bu terör olayları devam ettiği sürece 3 lira sanki direnç olacak gibi. Ama makroekonomik göstergelerde olumlu bir tablo olursa 2.90-95 aralığına gelebiliriz. Faizler şu son günlerde biraz hareketlendi. %11-12 aralığında. Bugün Merkez Bankası'nın politik faizinin %7,5 olduğu bir yerde faizlerin %11-12 aralığına gelmesi Merkez Bankası'ndan bir hamle bekleniyor. Yani arkadaş, hem dövizdeki ateşi söndürmek açısından hem de piyasalar arkadaş ben buradayım sakin olun demesi açısından Merkez Bankası'ndan bir adım bekleniyor. Merkez Bankası'nın bir adım atması lazım. Biz bunu geçtiğimiz programlarda da tartıştık. Merkez Bankası'nın mutlaka bir adım atması gerekir diye. Hakikaten de bugün piyasada %11-12 faiz veriliyorsa sen politik faizini %7,5'te tutmanın bir anlamı yok. Mutlaka ve mutlaka Merkez Bankası normalleşme süreci ben Fed'i bekleyeceğim dedi. 16-17 Haziran'daki adımını bekleyecek. Mutlaka 16-17 Haziran'da eğer Fed ufak çaplı bir faiz artışına giderse Merkez Bankası harekete geçecektir. Ve 16-17 Haziran'dan sonra gerçekten Merkez Bankası harekete geçerse faizlerde yukarıya yönlü, yani yukarı yönlü ben politika faizini %7,5'tan %11'e, %12'ye çıkardım diyemez. Bir koridor var Merkez Bankası'nın para politikalarını idare ettiği. Faiz koridorunun alt bandıyla üst bandı, faiz koridorunun alt bandı 7'lerde, üst bandı 10,5'larda. Bunu orta yerde birleştirir, %7,5 olan politika faizini de %8,5, %9'a çeker, bu piyasayı rahatlatır. Zaten piyasalarında beklediği bu. Bizim politika faizimiz de, pardon, tahvil faizlerimiz de %11-12'lerdeki faizlerde yavaş yavaş geriye gelir. Dövizde de bu sefer Merkez Bankası'nın adımından sonra iyi bir faiz, %9, %10 faizi deyip de 1 Kasım seçimlerinden sonra yakalanacak siyasi istikrarla birlikte faizler ve dövizde düşmeye başladığı için bankalar açısından, reel sektör açısından bu faiz düşüşü iyi diyerekten %9 faiz döviz aşağı çeker. %9-9,5 aralığındaki faiz, yani faizlerin yükselmesi dövizi açığa çeker. Bir de şunu belirtmek istiyorum. 8 aylık süreçte, 8 aylık süreci baktığımızda yabancı yatırımcı diyoruz işte çok tedirgin, çok sıkıntılı diyoruz. Fakat yabancı yatırımcının 8 aylık süreçte yaptığı satış sadece ve sadece 728 milyon dolar. Yaklaşık 6 ay boyunca 2 çeyrekte alış ve satışı aynı oranda tutmuşlar. Yani 700 milyon dolarlık satış varsa 700 milyon dolarlık alış yapılmış. Fakat şu son 2 ayda bu terör belası yüzünden, çok affedersiniz, terör belası yüzünden 700 milyon dolarlık bir satış yapılmış. Bunun da
piyasalardaki yansımasını görüyoruz zaten. Tekrar. Dolarda biraz yükseliş oldu. Faizlerde yükseliş oldu. Borsa 70 bin seviyelerine kadar geldi. Ama dediğim gibi 16-17 Haziran'dan sonra, Eylül'den sonra piyasalar önemli ölçüde rahatlayacaktır diyebiliriz. Evet. Evet, programımızın sonuna gelirken bir son dakika haberi daha aldık yine terörle ilgili. Iğdır'da polis aracına saldırı, şehit ve yaralılar var deniyor sevgili izleyenler. Iğdır'da teröristler Dilucu sınır kapısına görevli polisleri taşıyan araca saldırdı. Hain saldırıda şehit ve yaralılar var. 10 polis şehit. Evet. Şimdi Iğdır'dan, bu mutlaka piyasalarda bir olumsuzluk yaratmıştır. Kesinlikle evet, dolarda olacak. Düşüş, borsada pardon dolarda yükseliş, borsada düşüş, faizlerde yükseliş evet, şeklinde. Bombalı bir tuzak ne yazık ki kuruldu. Olayda şehit ve yaralılar olduğu da bildiriliyor. 13 gün önce de saldırı olmuştu. 27 Ağustos Perşembe günü de Iğdır'dan Dilucu sınır kapısına görevli polisleri taşıyan minibüse PKK'lı teröristler tarafından çapraz ateş açılmış ve bir polis yaralanmıştı. Minibüse eşlik eden özel harekat polisleri teröriste karşılık verince çatışma çıkmıştı deniyor sevgili izleyenler. Ne yazık ki üzücü haberleri ardı ardı alıyoruz. Dün böyle üzüldük. Pazar gününden beri sarsılmış durumdayız. Bugün yine Iğdır'daki teröristlerin sınır kapısına görevli polisleri taşıyan araca saldırısı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Terörü kınıyoruz, lanetliyoruz. Cihale Hanım, Türkiye üzerine büyük bir oyun oynanıyor. Evet. Şimdi bunun amacı, bu üst üste gelen olayların amacı dış güçler Güneydoğu Anadolu'da sıkı yönetim ilan edilmesini istiyorlar. Şimdi Türkiye buna hazır değil. Bugün sıkı yönetim ilan ettiğimiz zaman ekonomik olarak da yabancı yatırımcının gözünde artık Türkiye'de sıkı yönetim var. Turizm baltalanır, ekonomi baltalanır. Bütün sıkıntılar üst üste geliyor. Bunun altında farklı şeyler var, senaryolar var. Bu senaryolara yani kulak asmamak lazım ama şu son olay bayağı can sıkıcı. Evet, ne yazık ki sevgili izleyenler. Bunlarla ilgili gelişmeleri gün boyu sizlerle paylaşacağız. Bugün arkadaşlarımız Turgutlu'da ve Salih'de olacak. Oradaki şehit cenazeleri bugün Turgutlu'da şehit cenazesinin bugün kalkacağını duyduk. Oradan ve umarız böyle kötü haberleri almayız. Tüm gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olacak. Size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Umarız bu olumsuzluklar artık bir dur denir. İnşallah. Her açıdan rahatlamış oluruz. Evet sevgili izleyenler, günaydın. Manisa'nın ikinci bölümünde sonuna geldik. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.